Şunu öğrenmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, Alevilikle ilgili ben Aleviyim açıklamasına. Önceden bilginiz var mıydı yoksa siz de bir ekranda duydunuz? Hayır, ben de medyadan duydum. Nasıl karşıladınız efendim? Ben bir tarafıyla yani böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden çok kalbim acıdı. Şimdi Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum ben. Türkiye'den gitmişiz. Ama Türkiye'ye geri döndüğünüz zaman biz birçok şeyleri yaşadık bu ülkede. Yani çok hızlı bir biçimde işte defolun gidin dendi. Siz işte Rumsunuz dendi, şusunuz dendi, busunuz. Benim yani evladı Fatihan olan herkes, Atatürk'ün hemşerisi olan herkes benim ne hissettiğimi ve neyle karşılaştığımızı bilirler. Dolayısıyla onu yani izah etmek zorunda kalırsınız hep kendinizi. Bu berbat bir duygudur. Aynı zamanda sınıfsal da bir şeydir. O deminden beri o parmak işi dediğim o. Ama ben Kemal Bey'in böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde kendini hissetmesinden çok kalbim acıdı. Birincisi bu. Ama yaptığı işin yani bu milletin feraseti, irfanı asla ve kata, bakın yemin ederek söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği herhangi bir Sünni'nin asla yani ket vuracak, Alevi olduğu için herhangi bir Sünni'nin oy vermeyeceği bir insan olamaz. Bu normal insanlar arasında asla böyle bir şey yoktur. Ama istismarı önlemek açısından büyük bir açıklıkla ve özgüvenle, ben özgüven kısmını çok beğendim, açıklamasını o gözle izledim ve kendisi açısından faydalı gördüm. Yani daha rahat edecek. Ama dediğim gibi yani keşke mecbur kalmasaydı. Yani evet, içimde de bir acı hissettim çok. Teşekkür. Yani kolay olmasaydı. Keşke. Bunlar yani buna böyle hissetmeseydi. Böyle hissetmeseydi tabii yani biz şimdi bu ülkenin o kadar güzel ki yani Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım dedi. Şimdi bakın. Tabii bu arada yani çok kişi bilmez ama Kılıçdaroğlu yıllar önce Umre'ye giden siyasetle. Tabii. Yani bakın ben de size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi ben babamın babası Rumeli'nin önemli din alimlerinden birisidir. Ve bize bir vasiyeti var. İşte kimsenin aleyhinde konuşmayın. Ama kimsenin de peşinden gitmeyin. Kur'an size yeter diye benim ailemde, onun için ben çok rahat konuşuyorum. Yedi göbek yani inceleyin, bir ehli tarik bulamazsınız. Bırakın FETÖ'yü. O derece yani. İşte ben 7 yaşından beri kendine göre 5 vakit namaz kılan, Allah kabul etsin, hacıyım falan. Ama o ağır iftirayla karşılaştığım zaman, biz Ali'yi çok severiz biliyor musunuz? Aslında bütün Türkler Ali'yi çok sever. Hazreti Ali'yi çok sever. Böyle kendime zaman zaman ben tarihçiyim sorarım. Muaviye mi? Hazreti Ali mi? Hazreti Ali. O dönemde yaşayaydım. Muaviye'nin ordusunda mı yer alırdım? Hepinize soruyorum. Hazreti Ali'nin mi? Elbette ki Ali. Biz Mert'i severiz. Neyse çok ağır geldi o bana. Sabah öğrendim. Çok ağır geldi. Böyle bir şey oldu. Mesela çok ilginç. Ben ayağa nasıl kalktım biliyor musunuz? Birçok yerde de söyledim bunu. Medet ya Ali diyerek kalktım. Ben Sünniyim. Ya bunlar hepsi bizim. Laf olsun diye de söylemiyorum. Hazreti Ali'nin mertliği, civan mertliği, öbürünün adilliği, öbürünün bilgeliği. Buna hepimizin, her birimizin. Acaba bu cem evlerinde vesaire Atatürk'ün fotoğraflarının baş tacı edilmesi, hani Hazreti Ali vesaire, kadın erkek eşitliği evet, yani o bu toplumun aslında dinamikleri esas. Daha dinamikleri. Enteresan bir şey söyleyeyim o zaman. Ben üniversitede okurken İbrahim Kafesoğlu hocamdı. İbrahim Kafesoğlu derdi ki Türk'ün Türk'ü öldürebileceği Türk'le Kürt ya da Kürt'le Türk birbirini öldürmez.
normal şartlarda katiyen birbirini öldürmez. Çünkü fitne girmez. Dini fitne girmez. Herkes Sünni. Evleniliyor. Yani Sünni. Bizim yaş grubumuzdan bahsediyorum. Türk'ün Türk'ü öldürebildiği alan Alevi Sünni kavgası, fitnesidir. Ve bana demişti ki, kızım git bunu öğren. Engel, sizler engel olacaksınız. Git bunu öğren. Ben bu işi bilen bir grubun arasında bir 15 gün falan geçirdim. Aslında Türk kültürünün yani o medeniyetimizin bizim devamını sağlayan onlar ve özellikle Aleviliğin kadınları. Şimdi şehirleştikçe ortadan kalkıyor da, yani hepimiz hep beraber bütün şey oluyoruz, yani aynılaşıyoruz. Masal anlatan, mesel anlatan, çocuk doğurtan, ölü yıkayan, yani Alevilikte daha fazla ama Sünni kadınlar arasında da vardır bu. Bunların bütün o bizim kültürümüzü, bizi biz yapan kültürümüzü Müslümanlıktan sonra da devam ettiren kesimi bunlar. Şimdi bu anlatma hali azaldıkça gidiyor. Cengiz Aytmatov'un kitaplarını yazdıran işte böyle bir kadın olan babaannesidir. Ben tanırdım Cengiz Bey'i. Babaannesidir. Ve genellikle dikkatinizi çekerim bu konuda da. Ya yani çiçek ya da bitki isimli ya da hayvan isimli kadınlara dikkat edin. O peki, kadar söyleyeyim. Ben şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum ama çünkü zamanımız da ilerliyor. Az bir zaman kaldı. 20 gün dedik artık, bugünü saymazsak 19 gün kaldı. Reklama gitmeden önce genç seçmen konusu çok önemli. 5.187.000 sanıyorum, tam rakamı hatırlamıyorum ama 5 milyondan fazla bir genç seçmen var. Genç seçmen İYİ Parti'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy versin? Şimdi genç seçmen, biz mesela önce şunu söyleyeyim, aç kendimizi öveyim ya. Hiç gelemedik yani. Hiç vallahi ne olur. Şimdi şu tarih yazın o zaman. Evet. Yani şu bizim çok ilginç bir şey. Sadece yani sayının çokluğundan bahsetmiyorum burada. Biz ilk defa Türkiye'de kişiye özel beyanname yaptık. Şöyle internet sitemize yükledik. Mesela siz isminizle, yaşınızla, evliyseniz yani o veya varsa çocuğunuz, bilgilerinizle giriyorsunuz, ilgi alanlarınızı, merak ettiğinizi yazıyorsunuz ve basıyorsunuz tuşa, istediğiniz geliyor. Aldınız elinize, biz iktidar olduk, biz dediğim yani hepimiz, hem İYİ Parti işte kazandık seçimi ve aradan bir yıl geçti, yapmadık. Kendinize özel çıkarttığınız o şeyle geliyorsunuz, bizden hesap soruyorsunuz. Bunun anlamı şu, bizim bütün anayasalarımız, beğenin beğenmeyin, daha 21, 24 neyi varsa demokrasiyle ilgili problemi olsa bile tamamı bireylerle el sıkışmıştır. Yani ne demek istiyorum? Sözleşme yapmış. Sözleşmemiz bizim bireyledir. Yani şeyle, gruplarla değil. İşte çeşitli grupların temsilcileriyle değil. Azınlık ve çoğunluk da dine göre tarif olmuştur. Gayrimüslimler, Müslümler diye. Şimdi çoğunluk buna göre tariflidir. Bu çerçeve içinde bireyle sözleşme yapıyoruz biz şimdi. Yani bizim beyannamemizin özelliği bu. Bir de ayrıca herhalde anladığım kadarıyla verilen oy geri alınabilir gibi bir şey diyorsunuz yani. Hani beğenmedi, yaptığınızı beğenmedi, bana, siz sefere bana böyle söylemişsiniz, bize oy vermeyebilir. Gelip, tabii hesabını soracak. Ama denetliyor ve hesap soruyor. Tabii. Evet. Bir de bu önemli. En önemlisi o.